Son kış yaşanıyor diyebiliriz. Yani kış son günlerinin etkisini gösteriyor diyebiliriz ki aslında ben şahsen Nisan ayında da çok yoğun bir kar yağışına New York'ta şahit olmuştum. Bu sene de belki öyle olacak ama bu defa New York şehrini değil ama New York şehrini soğuk vurdu. Hava gerçekten soğuk. Şu anda dışarıda güneşli bir hava olmasına rağmen esen çok güçlü fırtına nedeniyle hissedilen sıcaklık -4, -5 derecelerde. Ama New York eyaletinin daha üst kısımlarında işte Buffalo gibi şehirlerde, Albany gibi daha üst, daha kuzeydeki bölgelerde yaklaşık 1 metreye yakın bir kar yağışı söz konusu oldu. Bölgede sadece New York'ta değil, New York'la birlikte Connecticut eyaletinin de kuzey kısmı, kuzeydoğu kısımlarında çok sayıda kişi, 180 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Çok sayıda uçuş iptal oldu, birçok okul kapanmak zorunda kaldı. New Hampshire'da bir spor salonunun tavanı çöktü aşırı rüzgar ve kar yağışı nedeniyle. Benzer şekilde bölgedeki yine Massachusetts bölgesinde çeşitli çiftliklerin ve tarım hayvanlarının, çiftliklerin zarar gördüğü aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, kar yağışı ve fırtına nedeniyle hayvanların da telef olduğuna dair bilgiler var. Bu fırtına aslında Kaliforniya tarafından buraya doğru uzanan bir fırtına. Burayı vururken diğer tarafta Kaliforniya tarafında da hala daha etkili olmaya devam ediyor. Amerika genelinde 300 binden fazla insan şu anda bir bakıma hem elektriksiz kalmış durumda hem binlerce, yüzlerce uçuş da New York havalimanlarında, LaGuardia'da ve Newark'ta yüzlerce uçuş da iptal olmuş durumda kötü hava koşulları nedeniyle. Doğu yakasındaki son durumu New York'tan Mehmet Sümer paylaştı. Teşekkürler Mehmet. Hemen şimdi Batı yakasına dönüyoruz. Batı yakasında da fırtına ve sel hakim. Dün Kaliforniya'yı vuran fırtına nedeniyle bölge halkı zor saatler yaşarken sel nedeniyle de can kayıpları yaşandı. Son durumu almak üzere bu kez Los Angeles'tan Çiğdem Yücel karşımızda. Çiğdem, şu an itibariyle nasıl bir hava var, paylaşır mısın? Özlem, ben şu an Los Angeles'tayım. Ufak ufak yağmur atıştırmaya başladı ama tabii bilindiği üzere Kaliforniya son 3 aydır belirli aralıklarla atmosferik nehir adı verilen hava dalgasının etkisi altına giriyor. 11. dalgayla mücadele ediyor şu an Kaliforniya. Eyaletin kuzey kesimlerinde kar yağışı ve alçak kesimleriyle sahil şeridinde şiddetli yağış ve fırtına şeklinde kendini gösteriyor son 3 aydır belirli aralıklarla. En son fırtına 10 Mart'ta başlamıştı. Dün ise bugüne kadarki en yoğun yağış kaydedildi eyalet genelinde ve şimdiye kadar da 18 kişi hayatını kaybetti son 3 ayda Kaliforniya'nın maruz kaldığı fırtına sebebiyle. 90 noktada dün itibariyle sel baskını uyarısı vardı. Vali Newsom federal düzeyde acil durum ilan edilmesini talep etmişti hafta başında ve Başkan Biden da bunu onaylamıştı. Eyaletteki 58 bölgenin 40'ında acil durum ilanı hala aktif bir şekilde devam ediyor. San Francisco bilindiği üzere Kaliforniya'nın en meşhur kentlerinden biri. Şehir içinde sel baskınları meydana geldi. Ağaçlar devrildi ve şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi ve yollar kapandı. Saatte hızı 80 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar sebebiyle de San Francisco Havalimanı'ndan yapılan uçuşların %40'ı rötarlı gerçekleşti dün ve 72 uçuşta iptal edildi. Monterey bölgesi için de yoğun bir uyarı vardı dün. Tahliye emirleri vardı. Bugün itibariyle Santa Barbara, Los Angeles, Ventura ve San Luis Obispo bölgeleri için yoğun bir uyarı var. Bugün itibariyle yağış terk ediyor. Yarın parçalı bulutlu bir hava hakim olacak Kaliforniya genelinde. Ancak yeni sel ve fırtına haftaya yeniden Kaliforniya'nın kapılarını çalacak, Özlem.